Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok 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 teşekkür ediyorum. Rica Kıymetli ederim. vaktinizden ayırdınız. Bizlerle birlikte olacaksınız bu akşam. Sizi görmek çok iyi. Gönül isterdi ki yan yana olalım. Fiziksel olarak da bir arada olalım. Ama maalesef mümkün değil. Ama bu durumda da herkes yapabileceklerini yapmaya çalışıyor. Nacizane. Nasıl hocam, siz işe gidiyor musunuz? Ne oluyor? Biraz sizi merak ettim ben. Onu bir öğreneyim sonra hemen. Tabii ben günde iş durumuna göre hastaneye yani çok acil bir şey olmadıkça gitmiyorum ama üniversiteye hemen hemen haftada her gün gittim üniversiteye. Gidiyorum. Aa, Ama maşallah tabii hocam. Dikkat ediyorsunuz. maskeli tabii herkes maskeli orada. Zaten öğrenci yok. Sadece personelde %50 çalışıyor şu anda. %50 var, %50 yok. Ve şeye göre çünkü biz üniversitede işte 20 bine yakın öğrenci var. Şimdi bu öğrencilerin hepsini uzaktan eğitim dersleri olarak, canlı sınıf olarak başlattık. Hatta %98 oranında bir sanal ders, canlı sınıflarda ders yaptı hocalarımız. Bu hafta sınav haftasıydı. Katılım Sınavlar oranları daha yapıldı. yükselmiştir eminim ki. Çok yükseldi yani bu. Sanal sınıfla çok güzel oldu. Ara sınavlar oldu bu hafta. Daha da oluyor, hafta sonu da olacak. Ya yani bu nedenle işin muhakkak organize etmek istiyordu. Ne kadar arkadaşlarımız da olsa. Yani senato toplantısını online yapıyoruz. Yani meeting roomlar var biliyorsunuz, sanal. Orada Evet. yapıyoruz. Birçok toplantıyı rahatlıkla yapıyoruz. Hiç fiziksel temas olmadan. Yani sosyal mesafeyi koruyarak ama ruhsal mesafeyi de bozmayarak, sosyal bağı bozmayarak beraber götürüyoruz. Fiziksel olarak uzakta da olsak, zihinsel olarak ve duygusal olarak yakın olabilmek önemli burada. Yoksa bu böyle devam ederse tabii yani ciddi insanlarda ruh sağlığı sorunları çıkacak. Bunu Ha, işte onu görebiliyoruz. söylüyorum. Bu nasıl bir psikoloji? Yani hemen buradan oraya zaten ben gelmek istiyordum. Siz de getirdiniz kıymetli hocam. Bu nasıl bir psikoloji? Şimdi bir izolasyon sürecinden bahsediyoruz. Bir hastalık var. Şimdi korku, kaygı, stres, belirsizlikler, şu an hali hazırda evde kalma ve alışmış olduğumuz, sizin de anlattığınız toplantılar, okullar, sınavlar dahi eve döndü. Alışmış olduğumuz sistemlerin değişmesi ve sonrasına dair tabii ki yine altını çizeyim, korku ve belirsizlik. Bu insana psikolojik olarak şu an ne yapıyor? Psikolojik olarak biz nasıl bir etki altındayız Tabii. şu an? Yani şu anda bütün dünyada Mısır, İngiltere, Kanada, Fransa'da var yanılmıyorsam bir araştırma yapılıyor. Bu yayınlandı. Medscape'de yayınlandı. Toplumun 3 toplumda da yani Doğu Avrupa ve Amerika, Kuzey Amerika 3 toplumda da kaygı ölçeğe uygulanmış. Toplumun %70'i her 3 bölgede de %70'i klinik düzeyde kaygı yaşıyor. Bu ne demek? Yani bir uzman gerektirecek kadar insanlar kaygılı. Ya yani bu normalde toplumda %10-15'tir bu tarz kaygılı, klinik düzeyde kaygılı insanlar. Yani 20'yi bulabilir bazı duruma göre ama bu %70 çok yüksek bir oran. Bu kısa süre olursa tolere edilebilir. Ama uzun süre olursa problemler çıkaracak. Mesela kaygıyla birlikte panik böyle şey olan kişilerin panik atakları ortaya çıktı. Hatta daha sonra Nisan ayının ilk haftasında başka bir yayın yine Medscape'de yayınlandı. O yayında da anksiyete pandemisinden bahsediliyor. Anksiyete Eyvah. pandemisinden. Yani anksiyete bu virüs pandemisinden paralel olarak yavaş yavaş anksiyete pandemisi de küresel olarak başlamış durumda. Yani seviyesi çok güçlü olmasa da çok şu anda anlayamasak bile ben belki bekliyorum yakında Dünya Sağlık Örgütü anksiyete pandemisi de diye tanımlayacak. Öyle gözüküyor. Çok yaygın. Bu bir müddet korona fobi çıktı ortaya şimdi. Ölçeğe de var. Biz web sayfamızda da yayınladık onu. Ölçeğe var. Kısa bir 7-9 Üsküdar kilometre. Üniversitesi'nin mi hocam? Sizin kendi Evet web evet. Yo şeyde hastanenin NP sayfanız. İstanbul'un web sayfasında. Üsküdar Üniversitesi'nde de gidilebiliyor oraya. Yani orada bir kimse kendi kaygısını fobi düzeyine çıkıp çıkmadığını orada
anlayabiliyor. Sen ben bunu paylaşacağım şimdi Instagram'dan tabii, story olarak. Tabii, NP İstanbul'un web sayfasında self report ölçekler, kendi kendine sonuç veren ölçeklerden. Yani kaygılar var ama panik düzeyi, korku düzeyine, fobi düzeyine olup olmadığıyla ilgili fikir veriyor. Daha sonra bu kaygı, bir müddet sonra bu kaygı var hastalıkla ilgili sahte koronayalar çıkmaya başladı. Sahte koronanın pseudo koronaya vakaları çıkmaya başladı. Yani insanlar hasta olmadığı halde mesela boğazım bir şey takılıyor. Acaba korona mı oldum? Ateşim mi çıktı? Biraz yüzüm yanıyor diyor. Bir sırtına bir ağrı giriyor. Eyvah, sırt ağrısı oldu. Acaba sonra nefesi daralıyor. Acaba korona enfeksiyonu mu oldum diye gidip tahlil yapmaya çalışıyor. Ve bunun kuyruklar oluşu hastanelerin önünde. Aslında bu kuyruklar daha tehlikeli. Onun için birçok hastane çadır yaptı. Bir taraftan giriyor, öbür taraftan çıkıyor insanlar. Gerçek hasta olanla olmayanı anlamak için. Yani böyle çadırlar yapıldı. Bu da sahte koronaya, acil hastaneye, acil doktora başvurmak gibi durumlar ortaya çıkıyor ki bu kişiler hastaneye gitmenin en riskli alan olduğunu biliyorlar. Ona rağmen yani o derece korkuları baskın geliyor ki muhakeme bozuluyor. Şimdi böyle durumlarda rasyonel korkular faydalıdır. Bak, mantığa uygun, ayağı yere basan, gerçekçi korkular her zaman kişiyi tehlikeye karşı uyanık tutar, tedbirli olmasını sağlar. Ama rasyonel olmayan korkular, muhakemesi bozulan insanlar da oluyor. Böyle durumlarda orantısız tepki verirler. Ölçüsüz tepki verirler. Ölçü ve denge olmayan tepkiler verdikleri için bu aslında stres. Sizin de ilk başta vurguladığınız gibi stres, kronik stres oluşuyor. Kronik olmayan stres bağışıklık sistemini bozmaz. Kronik stres bozuyor. Devamlı acaba böyle tetikte yaşıyorsanız bu stres kişinin günlük yaşantısını bozucu etkisi var. Yani bunu da rahatlıkla bilmek, söylemek. Peki nerede bizim için tehlike çanları çalıyor? Yani ben mesela işte normal davranış biçimlerinden sağlıklı, psikolojik olarak da sağlıklı olduğunu düşünen bir birey olarak normal davranış biçimlerim benim eksen kayması geçirdi şu an. Ama nerede benim için tehlike çanları çalıyor hocam? Tabii, yani şu anda burada kişi, yani şu bilimsel kurallar var. İşte Sağlık Bakanlığı 14 Mart'ta dedi. Daha sonra işte bunlarla ilgili böyle sosyal mesafe, sosyal izolasyon çok üzerinde durulan şeyler. Yani bunların varlığını bile tartışmamak gerekiyor. Yani sosyal mesafeyi tartışmak bile anlamsız şu anda. O kadar kesin faydalı olduğu kesin ki. Yani bu ama insan çıkmak zorunda kalıyorsa dışarıya, sosyal ortamlara maske takması kişinin kendisini değil başkasının ona zarar vermesini korumada bir etkisi var. Yani kişi böyle durumlarda iki tarafta maske takarsa bulaşma %1-1.5'a çıkıyor. Taraflardan birisi korona virüsü enfeksiyonu da bile olsa, taşıyıcısı bile olsa, bu nedenle maske burada çok faydalı. Bu gibi kurallar var işte. El yıkama diye vesaire diye hep konuşulan şeyler. Bunlara uyduktan sonra artık koronayı hayatında birinci planda tutmayacaksın. Tek ilgi alanın o olmayacak. Tek ilgi alanınız koronavirüsse ve devamlı bununla ilgili sorular soruyorsanız, programları dinliyorsanız, devamlı bununla ilgili haberleri dinliyorsanız, yani 60 dakikanın 50 dakikası bunu düşünüyorsanız hastalık sınırına gelmişsiniz demektir. Ve aşırı orantısız tepkiler veriyorsanız, heyecan hissediyorsanız, duygusal kontrol da bozulmuş. Yani zihinsel kontrol, duygusal kontrol ve davranışsal kontrolün bozulması lazım. Davranışsal kontrolde de bozulmasında ne vardır? Kaçınma vardır. Karşınızda gelen herkesi böyle virüs gibi görmek. Onu tehdit gibi görmek herkesi. Bu tedbirini aldıktan sonra normal ilişkiye devam edebilirsiniz. Ama bu kişiler kaçarlar. Her tarafı elleri yara olmuştur şu anda. Ay ben o muyum acaba? Mesela sitede yürüyüşe çıkıyorum. Karşıdan bir insan gelince yolumu falan değiştiriyorum. Mesela bu değil mi? Anormal bir davranış. Bu şimdi mesela burada bilimsel kurallara göre yani 1.5 metre, işte 1.80 santim diyorlar işte, ya da 5-6 adım. Bunlar olduktan sonra hiçbir endişe etmemek gerekiyor. Hele karşı tarafta maskeliyse, siz de maskeliyseniz hiç normal hayatına devam edin. Yoksa gereksiz bir kaygıya sebep olur ve bu kişiyi risk grubuna sokar kendimizi. Kendimizi risk grubuna sokmamak için
soğukkanlı kalma becerimizi geliştirmemiz lazım. Stres var, bir travma yaşıyor, küresel bir travma yaşanıyor. Ve bu psikoloji yayınlarında söyleniyor. Bu zaman ve mekan sınırı olmadığı için çok daha tehdit özelliği psikolojik olarak çok daha fazla. Mesela deprem oluyor, yeri belli, mekanı belli ve olduğu zaman belli. Olacağı zamanla ilgili biraz daha kestirilebiliyor. Ama burada yani ne zaman olacağı da belli değil, nasıl, nereden geleceği de belli değil. Yani yer de belli değil, şeyin ve sınırı yok. Her an olabilir, zamanlama sınırı yok. Bu nedenle bu daha büyük bir insanın belirsizlik duygusu uyandırıyor insanda. Mesela insanlarda hangi duygular uyandı? Belirsizlik, çaresizlik, yetersizlik duyguları uyandı. Daha sonra insanların özgürlüğü gitti şu an en önemlisi. Yani dünyanın en zengini insan olsan bile özgürlüğün gitti şu anda. Yani dünyanın en güçlü insanı bile olsan özgürlük gitti, sınırlandı. Hayatın sınırlandı. Bir diğer bir şey de insan daha önce kendini böyle bir narsistik beslenme yaşıyorduk biz. Yani kendimizi özel, önemli, üstün görüyoruz. Böyle yani her şey bana hizmet eder. Herkes övgüyle beslenen, alkışla beslenen bir kişilik. Bu modernizm bunu toplumda çok ön plana çıkardı. Yani evet. özgüvenli öz beğeni kavuşturduk. Yani öz beğen, kendini beğenmen, narsizmdir bu. Kendisini insan aynanın karşısında seyreder yahut da hep övgü bekler, hiç eleştiriyi kabul etmez, empati yapamaz, engellendiği zaman aşırı tepki verir. Bu gibi duygular çok yani küresel olarak artmıştı. Yani gençler arasında yaygındı, toplumda yaygındı. Bu olaydan sonra özgürlüğümüzün gidilmesi, ya ben o kadar güçlü de değilmişim, her şey kontrolümde değilmiş. Ve burada insanlar böyle durumlarda tehlikenin yakın olduğunu görmeleri, ölümün yakın olduğunu görmeleri birçok zihinsel konforunu bozdu insanların. Bütün bunlar kişide, hatta Alman Cumhurbaşkanı birkaç gün önce insan bir açıklama yapıyor. İnsanlığımızı hatırlattı bu virüs salgın bize diyor. Düşün ya. Alman Cumhurbaşkanı söylüyor. Çok erdemli bir durum. Yani insanlığımızı hatırlattı. Yani dünyada temiz suya ulaşamayan milyonlar var Afrika'da. Bir sürü aç var. İşte iltica etmeye çalışan insanlar var, okyanusta boğulan insanlar var. Bunlara hep böyle film seyreder gibi seyrediyordu modern insan. Yani şimdi bunlar şu anda, yani bu virüs herkesi ezberini bozdu, bakış açılarını değiştirdi. Yani hayatımızda çok büyük değişiklikler yapan ve hayatın böyle görmediğimiz yüzünü görmemizi sağlayan bir travmayla karşı karşıyayız. Ama travmaların iki özelliği vardır. Birinci özelliği tahrip edici, yıkıcı özelliği, risk olarak bilinen özelliği, tehdit olarak bilinen özelliği vardır. Bir de travmaların fırsat olarak bilinen özelliği vardır. Yani riskli durumlar için, filmler için. Burada tehdit olan, bizi kötü yönde değiştirecek olan yönünü mü ortaya çıkacak, yoksa bizi iyi yönde geliştirecek, güçlenerek çıkacağımız bir travma mı dönüşecek? Bu bizim seçimlerimize bağlı. Burada. Ha, işte o seçimleri soracağım size. Hani buradan nasıl beslenerek çıkacağız? Kendimizi bu dönemi nasıl söyleyeyim, daha verimli geçireceğiz? Problemleriyle nasıl zararı minimalize edeceğiz? Ve sonrasında nasıl kendimizi dönüşmüş, hani kârda çıkacağız diye. Ama mesela biraz önce dediniz ki, narsistlik beslenme yaşıyorduk biz dünya toplumları, insanoğlu olarak. Evet, modern insan özellikle belirli bir tabakanın üzeri bunu çok fazla yapıyordu. Bencillik, ben merkezcilik, yalnızlık dediniz. Bunlar üzerine hani düşüneceğiz de. Ama sanki hocam bu dönem biraz daha hani böyle insanlardan bizi kaçtıran, insana karşı bir fobi oluşturan bir dönem değil mi? Sanki acaba yalnızlıklar daha da artmayacak mı bundan sonrasında korkularla birlikte? Tabii en büyük şu anda bizim endişe ettiğimiz, yani psikiyatri gruplarında, toplantılarında en çok konuştuğumuz, etki ettiğimiz şey, insanlar burada sosyal izolasyon yaparken psikolojik izolasyon da olması. Eğer psikolojik izolasyon olursa ne oluyor? İnsan yalnızlaşıyor. Yalnızlaştıktan sonra bir müddet sonra, yani ailesine yahut da yakınlarıyla fazla mesafeli olmaya başlayınca ikinci bir durum yaşanıyor.
yabancılaşıyor bu sefer. Başkalarıyla yabancılaşıyor. Alienation dediğimiz o şey haline geliyor. Böyle yabancılaşma duygusu. Ve yabancılaşmanın arkasından korku başlıyor. Daha sonra. Korkudan daha sonra güven azalıyor. Güven azalması var. Ve daha sonra düşmanlık duyguları, kötülük beklentisi geliyor. Düşmanlık olacak gibi bir duygu ortaya çıkıyor. Ve paranoya doğru gidiyor insanlar. Onun için böyle durumlarda yani sosyal izolasyon var ama psikolojik izolasyon olmamalı. Sosyal mesafe uygun ve gerekli ama psikolojik mesafe gerekmez. Yani bir kimse fiziksel olarak uzak olabilir ama duygusal olarak, zihinsel olarak bağ kurabilir sevdikleriyle, yakınlarıyla. Mesela bu telefon, online burada ciddi bir fırsat burada. Hı hı. Yani bu küresel online ulaşım, iletişim teknolojileri olmasa yalnızlık daha büyük ortaya çıkacaktı. Bu nedenle bu dijital dönüşüm burada olumlu etkisi olacak. Yani insanlar yalnız olsalar bile geçici bir süre olduğu için fiziksel yalnızlığı erteleyebilirler. Ama sevdikleriyle, yakınlarıyla zihinsel olarak, duygusal olarak bağlarını koparmamış olacaklar. Yani bu insanlar için bir fırsat denilebilecek bir duruma dönüşebilir böyle durumlarda. Burada önemli olan şimdi kişinin stres yönetimini iyi yapabilmesi. Hı hı. Bak, stres yönetiminde böyle psikolojik sağlamlığı anlatabilmek için şöyle bir örnek vermeye çalışıyorum ben. Birincisi, bazı insanlar var, stresle karşılaştığı zaman sünger tip insandır onlar. Sünger ne yapar? İçine çeker. Hep böyle yakınmacıdır. Yani bir şeyden mutlu olmaz. Hep olumsuzu görür, negatifi evet, görür. Drama queenler diyoruz yani ya. Yani hep böyle yani melodram tiplerdir böyle. Yani devamlı ağlayan, negatif enerji, insanların enerjisini de çalarlar. Sünger gibidirler. Bu kişiler şişip kalırlar. Yani fazla bir şey yapamazlar. Ömürleri yakınmayla veyahut da başkalarını eleştirmeyle geçer bu tarz kişilerin. Bunlar stresi içine alırlar. Genellikle bu kişiler de erken yaşta kalp krizi geçiren, erken yaşta kanser olan, ya yani birçok kimselere bakıyorsun hep böyle mutsuz, kaygılı, devamlı yakınmacı, devamlı negatife odaklı kişiler. Hı hı. Beyin aşırı stres hormonu salgıyor. Çünkü bu kişilerde karanlığın beş atlısı dediğimiz beş tane negatif duygu çoktur. Bak, kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Bu beş, hı hı, karanlığın beş atlısı. Bunlar beyinde çok salgılandığı zaman, bu duygular olduğu zaman buna eşlik eden, aynı zamanda eş zamanda asit özellikli kimyasallar salgılıyor beyin. Hocam, kin, öfke? Kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Tamam, yazıyorum da bir taraftan. Düşmanlık. Kin, öfke, nefret, kıskançlık, düşmanlık. Tamam, yazdım. Karanlığın beş atlısı. Tabii, karanlığın beş atlısı. Bunlara bu durumda bu duygular geliyorsa kendimize zarar veriyoruz. Yani kısa süre olursa bu insanı korur. Ama uzun süre olduğu zaman bunlar yani insanda kendine zarar verir insanların. Bu duyguları yaşayan insanlar ilişkilerde böyle hep nefret duygusu, düşmanlık duygusu, kin duygusu içimizde yaşıyorsa bu kişilerin beyinleri asit özellikli kimyasal salgıladığı için bu mideyi etkiler, mide spazmı, ülser vesaire gibi hastalıklar olur. Bağırsakları etkiler, birçok hastalıklar olur. Damar direncini artırır, tansiyon yükselir. Vücut çünkü savaş tepkisi verdiği için savaş kaç, kan şekeri yükselir çünkü savaşacaktır. Vücudun şekere ihtiyacı var. Gereksiz yerde şeker yükselir, kan yağları yükselir bu kişilerde. Omuz, boyun, sırt kasları kasılır. Yani otonom sinir sistemi devamlı alarmda olmak zorundadır. Ve uzun süre bu strese, bu hızlı döngüyle çalışan organlar dayanamaz buna. Birçok psikosomatik hastalık olur. Ya da immün süpresyon yapar stres. Mesela bağışıklık sistemini baskılar. Ve bunun sonucunda da bağışıklık sistemi baskılayınca vücut gelen vücuttaki o DNA hasar olan hücreleri yok edemez. Toparlayamaz. Toparlayamayınca kanser hücreleri hızla yayılmaya başlar. Yani vücut, çünkü kanser hücreleri her zaman oluyor. DNA hasarı oluyor. Yani vücuttaki bağışıklık sistemi geliyor, onlar temizliyor. Böyle. Evet. Hatta bak, bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Ramazan geliyor. Ramazan'da, çok önemli. Soracaktım. Buyurun. Ramazan'da şimdi bir 15-16 saatlik açlıklar olacak. Belki 12-13 saatlik. Şimdi bu açlık döneminde bize geçen sene MIT'de ve Harvard'da laboratuvar olan Profesör Ömer
soyadını şimdi hatırlayamadım. O gel bize böyle açlık kürünün bağırsaklarımızdaki kök hücreleri harekete geçirdiğini test etti. Bu aralıklı oruç meselesi de girdi tabii. Ya o mu? Tabii. Yani burada yani açlık kürü şeklinde bu oruca uyuyor. 16 Hı-hı. saat filan diyenler var. Hatta evet. bunu şuna benzetiliyor. Şimdi bazı çiçekler var, bitkiler var da çiçek açmaz bir türlü. Çiçekçiler bunu ne yaparlar? 3 gün hiç ışık girmeyen bir yere koyarlar çiçeğe. O ışık girmeyen yere koyduktan sonra çiçek ondan sonra kendi içerisinde eyvah ben ölüyorum der, alarm verir ve çiçek açmaya başlar. Dışarı çıkarırlar, çiçek açar. Yani onu bir nevi kamçılıyor böyle. Aynı şekilde açlık da kan şekerini düşürüyor, kemik iliğini kamçılıyor, kök hücreleri salgılatıyor, faydası oluyor. Yani stres aslında korkulacak bir şey değil. Eğer iyi yönetirsek bize faydası var bakın. Bu açlık stresinin bile böyle faydası var. Şimdi birincisi dedik ki sünger tip insanlar stresi evet. taşırlar, emerler. İkinci tip insanlar da teflon tip insanlar. Teflon tava biliyorsunuz kendisi yanmaz ama başkalarını yakar. Evet. Teflon tava. Değil mi? Bu tipler hiç gamsız gözükürler, hiç stresi yok gözükürler ama etrafındaki insanları çatlatırlar. Yani etrafındaki insanları depresyona sokarlar. Teflon tipler. Teflon insanı diyebiliriz buna. Yani bu insanlarda strese karşı böyle bir savunma geliştirmişlerdir. Ama bu kişiler tabii sadece kendi çıkarına, kendi hazlarına, kendi zevklerine odaklı oldukları için bir müddet sonra yalnız kalırlar bunlar. Mesela yalnız kalmanın stresini yaşarlar. Hiç kimse beni aramıyor diye, kapımızı kapıcıdan başka çalan olmadı diye. Bunlar araştırdığımız zaman bunun arkasında genellikle insanlara böyle ben merkezci, büyüklük hastalığı olan kişilerin olduğunu görüyoruz ve bunlar işte teflon tiplerdir. Bunlar yani empati yapamayan kişilerdir. Merhamet duygusu az kişilerdir. İnsanlara karşı nazik davranmak zorunda hissetmez. Başkalarına saygı göstermez. Çıkarına göre insanlara saygı gösterir veya göstermez. Bu kişiler başarılıyken, güçlüyken yalnız olmuyorlar ama gücü ve başarıyı kaybettiği zaman birdenbire yalnız kalıyorlar ve birden de çöküyorlar zaten. Evet, şimdi bu da ben... ikinci tip. Bu da patolojik buyurun. Bir tip. Evet. Buyurun üçüncü... hocam buyurun. Evet. Ben bir sürede bir senkron şey oluyor. Ben geç duyuyorum. Tabii. O yüzden buyurun. Tabii. Şimdi bir de üçüncü tip var ki sağlıklı tip, psikolojik sağlamlık olan tipler. Bunlara kavuçuk diyebiliriz. Kavuçuk tipler. Sünger tipler, teflon tipler, patolojik. Bu kavuçuk tipler sağlıklı tipler. Kavuçuk ne olur? Esner ama dağılmaz. Şimdi bu korona krizi olduğu zaman burada mental esnekliği olan, zihinsel esnekliği olan kişiler ne yapıyorlar? Yeni duruma uyum sağlayabiliyorlar. Eve geliyorlar, çocuğuyla, eşiyle daha çok ilgilenebiliyorlar. Onlarla sağlıklı işbirliği kurabiliyor, iletişim kurabiliyorlar. Yeni duruma uyum sağlıyorlar. Ama mental esnekliği olmayan kişiler bu sefer eve geliyorum, evde daha büyük virüs var diyor mesela. Evde söylüyor. Eşini mi söylüyor? Evet, eşini kastediyor. Daha büyük virüs var diyor. Evliliği, yani bu işte mental esnekliği olmayan kişiler. Yani durum değişmiş. Eve geleceksin. Eşin ne kadar şey olsa da onunla olumlu iletişim kurmanın yoluna bakacaksın. Bunu yapamıyor bu kişiler. Bunun üzerine bu şeyde bu kişiler geriliyorlar bu sefer. Ve eve de giremiyor. Eve girse devamlı eski alışkanlıklarını değiştiremiyorlar. Pozitif iletişim yapamıyorlar aile içerisinde. Yani inceldiği yerden kopuyor bu tarzda. Bunun için mental esneklik çok önemli. Zihinsel esneklik önemli. Kavuçuğun özelliği zaten öyle. Esner ama dağılmaz kavuçuk. Evet. Olaylara göre kendi kişiliğini, kimliğini koruyarak olaylara karşı bir psikolojik sağlamlığın da özelliği budur. Bak psikolojik sağlamlıkta şey vardır. Yani önemli olan kişinin olaylara pozitif anlam yüklemesi. Birincisi. İkincisi kognitif fleksibilite dediğimiz zihinsel esneklik gösterebilmesi önemli. Üçüncüsünde böyle gerçekçi hedeflerinin olması ve insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmesi önemli. Bunları yapabilirse kişi yani kendisiyle, aile çevresiyle, sosyal çevresiyle, meslek çevresiyle uyum içerisinde olmayı başarabilirler. Her şartta hani bazı bitkiler vardır. Böyle her mevsimde yeşildirler. Her mevsimde evet. çiçek açarlar.
İşte böyle olan kişiler her şartta, zindanda da olsa mutlu olmayı başarabiliyor, şeyde de olsa mutlu olmayı başarabiliyor bu kişiler. Sarayda da olsa, iki ortamda da. Şimdi burada birkaç tane soru doğurdu bu anlattıklarınız. Evet. Aslında çok soru doğurdu da hemen burada hani böyle iyi yönünden bakmaya ve hani esner ama dağılmaz Karaçuk tipi insandan bahsettiniz. Zaten psikolojinin temelinde inanç var ama burada da bir dayanak zihnen, inanç psikolojisi de ciddi manada devreye giriyor değil mi hocam? Tabii, yani kesinlikle. Sürekli karşımıza çıkan mesela bu dönemde özellikle psikolojik olan hani bir şeye inan, ne olursa olsun ama bir şeye inan, odaklan, hani bir teslimiyet kavramı ve inanç kavramı da çok sık mesela benim de literatürü vesaire okurken karşıma çıkan kavramlar hemen bu başlığın altında, orayı da böyle bir küçük parantez açalım isterim. Bu şu anda psikoterapide üçüncü dalga psikoterapiler, üçüncü nesil psikoterapiler var. Bu acceptance commitment terapi diye geçiyor bu terapiler. Bu terapide kişi ne yapıyor? Bu terapide kişi böyle kabullenme ve bunu uygulamayla ilgili, kararlı bir şekilde uygulamayla ilgili tedavi. Şimdi insanın gücü yettiği şey var, yetmediği şey var. Kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Böyle durumlarda gücünün yetmediği, kontrol edemeyeceği şeylerde kabullenme becerisi kazanmak gerekiyor bu gücün. İnsan neyin neyi kabul edecek, neyi kabul etmeyeceğine, neyi kontrol edip neyi kontrol edemeyeceğine ilgili karar vermesi için de aklını, muhakemesini kullanması gerekiyor işte. Ve bunu devam ettirebilmesi için buradaki sihirli kelime, özel kelime duyum erteleme becerisidir bu. Duyum erteleme becerisi. Bu anda zevklerinden mahrum oluyorsun. Bunu erteleme becerisi kazanacaksın. Bu yılmazlık diye bizim kültürümüzde geçer. Sebatlılık, yılmazlık duygusu diye. Bu zorluklar karşısında yılmazlık duygusu, doyum erteleme, sebat, sabır. Mesela sabır kelimesi bizde böyle bir kenara çekilip dinlemek gibi anlaşılıyor. Halbuki sabır aktif sabırdır. Böyle bir meditatif eylemdir sabır. Yani doğanın hız ve ritmine uymaktır sabır. Sabır kenara çekilip beklemek değil. Bu böyle olaylar karşısında insanın gücü yetmediği ve kontrol edemediği. Yani özellikle bu narsistik kişilerde kontrol duygusu yüksek oluyor. Her şeyi kontrol etmek istiyor. Hatta bir iş adamı vardı. Yani böyle başarılı bir iş adamı. Bana geldiğinde dedi ki ya ben 1 milyar dolarlık bütçe yönetiyorum dedi. Ama tansiyonumu yönetemiyorum dedi. Aslında zaten ya tansiyonunu yönetemez ona ya da işlerini yönetemezler. Şikayeti oradan yana yaparlar. Yani yönetemiyorum dedi ve bunu ciddi inanarak söylüyor. Çünkü onu bile kontrol etmek istiyor. O kadar egosu güçlü ki. Güçlü, evet. Ki her şeyi kontrol etme, her şeye hakim olmalıyım diyor. Halbuki vücut bize ait değil ki. Biz patronu biz değil ki vücudun. Vücut bizden, yani vücudumuz bizden daha akıllı. Beynimiz bizden daha akıllı. Organlarımız daha akıllı. Biz onlara saygı, yani şu anda hekimlik dokulara saygılı hekimlik oldu. Klasik hekimlik böyle invazif hekimlik terk ediliyor gittikçe. Dokulara saygılı hekimlik, yara açmadan tedavi etme yöntemi. Negatifi düzeltmek yerine pozitifi güçlendirme yöntemi. Yani böyle bir durumda vücudumuzdaki, çünkü dinamik bizden çok daha akıllı çalışıyor. Biz bozmayalım onu. Sadece eksiği tamamlayalım, çekilelim. Bunu yapmamız önemli. Yani bu nedenle burada kontrol duygusu insanda çok dozunu kaçırırsa başına dert oluyor. Yani burada da ben bakıyorum şu anda güçlü insanlar, başarılı insanlar, zengin insanlar, ünlü insanların böyle özellikleri var. Yani ben hep en iyiye layığım, her şey benim istediğim gibi olmalı, benim kontrolümde olmalı diyen böyle bir insan tipi bu koronavirüs pandemisinden daha çok etkilendi, söyleyeyim. Evet. Çünkü güçsüz olduğunu anladı, zayıf olduğunu anladı, çaresiz olduğunu anlattı, özgürlüğünün sınırlı olduğunu gördü ve yani dezavantajlı insanları dünyada varken kendisinin mutlu olamayacağını gördü. Satın çünkü aldığı mutlulukların işe yaramadığını anladı. İşe yaramadığını, hepsinin sahte olduğunu gördü. Mesela bir evde bir ağlayan varsa diğer insanlar gülebilir mi rahat? Dünyada da bir sürü dezavantajlı, ağlayan, kıvranan insanlar var. Bu insanlar için ya biz zengin insanların, güçlü insanların, varlıklı insanların onlara karşı bir borcu var. O borç da nedir? Onlara karşı sosyal sorumluluk
çalışmaları yapmak, onlara yani onların perişan hallerini düzeltmek için hiç olmazsa asgari bir yaşam standardı sağlamak ona. Bu da da insanlığın gereği. Yani bunu, bunun için bizim böyle burada birçok dünyada iyiye gelişmek isteyen insanlar buradan iyi değişimler kazanacak insanlık bence. Evet. Ama kötücül insanlar, kötücül duygular olan insanlar buradan kötülüğü artırmaya çalışacaklar. Belki dünya nüfusu yok olsun iyi oluyor diyecekler belki de. Evet, hani mesela başta demiştiniz de hocam oraya gelelim demiştim. Başka bir parantez açmıştım. Bu insan tiplerini anlatmıştınız. Buradan hani travma dediniz ve travmanın iki tipi vardır. Risk yıkıcı özelliği vardır. Riskleri vardır ve yıkıcı özellikleri vardır travmanın. Bir de fırsat olma özelliği vardır dediniz. İşte bu dönemi de travmatik bu süreci bir fırsat bilip bu travmadan da fırsatı iyi değerlendirip kârda çıkmaktan bahsediyordunuz. Nasıl yapacağız? Bize ne öğütlersiniz mesela? Tabii burada bir yani burada profesör yapılacak olarak. Şey önce kendimize nasıl davrandığımıza bakalım. Kendimize nasıl davranıyoruz? Böyle durumlarda ah vah niye oldu? Yani niye işte yani işler kötüye gidiyor. Bunun sonu ne olacak? Yani keşke ve acaba kelimesini kullanıyorsak kendimize kötü davranıyoruz demektir. Keşke ve acaba. Bu iki kelime çünkü bu iki kelime zehirli bir kelimedir bunlar. Ruh yapımızı zehirler. Gerçekten keşke ile yaşayan insan bütün zihinsel enerjisini geçmişe harcar. Acabalarla yaşayan insan bütün zihinsel entelektüel enerjisini geleceğe harcar. Bugüne enerji kalmaz. Onun için anda yaşa diyoruz kişilere. Bugünün hakkını verirsen, yani geçmiş ve geleceğe zihinsel, entelektüel enerjisini dağıtmazsa bir insan bugünü başarır. Hatta bazı filozoflar mermerin üzerine bugün diye yazmışlar. Böyle geçmişe ve geleceğe zihinler kaydığı zaman onu düşünüp hemen bugüne dönüyorlar. Bu çok önemli. Bunu yapabilirsek aklımız devamlı 60 dakikamız, 50 dakikası koronavirüs, pandemi, neden oldu, nasıl oldu, yakınlarıma bir şey olacak mı, işte işim nasıl olacak vesaire devamlı böyle sorun odaklı düşünürse, negatif düşünürse, kaygı odaklı düşünürse kaygı daha da artıyor. Sorun daha da artıyor. Bu kişiler kendilerine haksızlık yapıyorlar bu kişiler. Bunu bilmek lazım. Peki ikincisi böyle durumları kendimize karşı sağlıklı doğru iletişim kurabilmek. Diğer de yakınlarla ilişkilerde. Şimdi evde stres artıyor böyle durumlarda. Yani birisi canım derse canın çıksın gibi geliyor. Dediniz de oraya gelecektim şimdi. Eve not aldım. Eve gideceğim. Evde daha büyük bir virüs var. Gidemiyorum diyor adam. Yani ya da kadın da diyor ki yeter artık bu adam gitsin. Korona mı oluyor? Ne oluyorsa olsun gitsin evden diyor yani. Ben cinnet getireceğim diyor. Bir de şöyle bir şey var. Hani normal şartlar altında süper mutlu, hiç sorunsuz çiftleri de riske sokan bir durum. Tabii. Olmasına rağmen bir de hocam zor kişilikler var, sorunlu ilişkiler var. Ben mesela buradan şöyle başlayalım bu evdeki ilişkilerin anlatmaya çok değerli bilgilerinizi paylaşacaksınız. Mesela zor kişilik var evde. Zor kişilikle ben nasıl başa çıkacağım? Tabii zor kişilikler şimdi bu kişilik yapısına göre değişir. Herkesin anladığı bir dil vardır. Yani insan şuna benzer bak. İnsan 100 kapılı bir bina gibidir insan. 100 tane kapısı vardır. Bir saray gibidir. 100 kapılı. 99 kapısı kapalı olsa o dolaşırsın uğraşırsın bir kapısından bulup girersiniz insan o kapıya. Hı hı. Değil mi? Ben hiç bak öğrencilik yılman ben Gata kökenliyim oradan biliyorum. Bir hocamız vardı orada. O anlatmıştı. Onun da hocası çok aksi biriymiş böyle. Her şeye hayır diyen birisiymiş. Fakat bir özelliği varmış. Tulumba tatlısını çok severmiş. Biz diyor öğrenciler olarak diyor, bir tulumba tatlısı alırdık. Onu tam yerken ağzına atarken hocam şu işi yapar mıydık dedi. Yapın derdi böyle diyor. Baya baya tulumba tatlısını sevmezmiş de zaafı varmış diyelim hocam. Zaafı varmış. Yani oradan bak bu hani bir böyle yani her insanın anladığı bir dil var. Burada bu politik olmak değil diplomatik olmaktır. Yalan söylemeden onunla doğru iletişim kurarak, diplomatik bir iletişim kurarak onun dünyasına girilebilir. Yani insan eğer kötü niyetli, habis, malin bir insan değilse emin ol dünyasına girilip ilişki kurulamayacak insan yoktur. Ama bazı insanlar yılan gibi oluyor. Yılan nasıl zehirlemeden zevk alır? Bazı insanlar öyle. Öyle insanlarla birlikte yaşamak durumunda olan bir kimseye biz yani yılanla aynı çuvala gir, kediyle aynı çuvala gir. Yani öyle bir şeydir. Çok
yani hasarlı bir ilişkide oluşabilir. Yani ama tabii bunu bu derece yani bir yürüyen bir evlilikte bu derece böyle kötücül duyguların hakim olduğunu söyleyemeyiz. Bak, aile içerisinde bu koronavirüs dolayısıyla sosyal mesafenin açılması nedeniyle iki kavramı Face Covid diye bir kitapçık yayınlandı. Biz onu Türkçe'ye çevirdik. Üsküdar Üniversitesi'nin web sayfasında da var. Orada da okuyabilirsiniz. Orada iki tane kavramı aile içerisinde yaşatın diyorlar. Bak, birincisi şefkat kavramı. Şefkat kavramı neden? Şefkat sevgiden daha büyük bir kavramdır. Şefkatli olan bir kimse, şefkatte koşulsuz sevgi vardır. Bir şey beklemeden sevmek vardır. Yani şu anda ailemize şartsız, şurtsuz, karşılığı sevdiğinizi belli edin. Sevgi dilleri nelerdir mesela burada şefkatin ifade edileceği? Bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, sıcak bir böyle selam vermek, bu sevgi dolu bir bakış, bütün bunlar evlilik, yakın ilişkilerde hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hiçbir şey yapmadan, biz hiçbir şey beklemeden bu şeyleri, duygu dillerini kullanalım. Şefkatin ifade ettiği, yani şefkat karşı tarafın üzülmemesini, kötü hissetmemesini de ön planda tutar. Mesela ikinci kavram da aile içinde yaşatalım diye söylenen nezaket kavramıdır. Bak, şefkat ve nezaket. Nezaket kavramının da bir özelliği var. Nezaket kavramı saygıdan daha büyük bir kavramdır. Yani insan saygı duyar ama böyle biraz hoyratça davranabilir saygı duyduğu insana. Yani burada saygı duyduğu insana nazik davranmak, incitmeden davranmak, özenerek davranmak. Yani bir cerrahın dokulara böyle yarayı tedavi ederken nasıl şefkatle yaklaşıyor, bu kişinin canını acıtmadan halletmeye çalışıyor. Böyle yaklaşmak, nezaketle yaklaşmak. Bunu yaptığımız zaman şefkat ve nezaketi ailemizde yaşatalım. Emin ol, eskiden de kötü giden evliliklerin bile düzelebileceğini görürüz. Yani hiçbir insanda böyle ne kadar kötü de olsa bu iki sihirli kavramla yani içinde sıcak ve güzel duygular uyanmayacak insan yoktur. Çoğumuz var ya, şikayet ettiğimiz şeye kendimiz sebebiyet veriyoruz. Yani eşimize virüs gibi diyoruz eve gelince. Fakat biz eve gelince suratımız nasıl bilmiyoruz ki. Belki asık suratla giriyoruz. Belki öyle bir giriyoruz ki bu adam niye geldi diyor. Bir selam vermeden, tebessüm etmeden, güzel bir şey söylemeden giriyoruz. Öyle olunca o da ona karşılık veriyor, başlıyor. Çatışma başlıyor. Onun için biz değişirsek karşı taraf değişiyor. Yani aileyi değiştirmeye kendimizden başlayacağız. Eşimizi değiştirmeye kendimizden başlayacağız. Çocuklarımızı değiştirmeye kendimizden başlayacağız. Bu en önemli, burada kendimizi tanımak, kendimizi geliştirmek bu açıdan çok işe yarayan bir özelliktir. Bu yönlerimizi bugünlerde, bu karantina günlerinde bu psikolojik sağlamlığımızı kavuşabilmek için, psikolojik sağlamlığımızı elde edebilmek için kişinin böyle olaylara pozitif anlamak yükmek, eşinin iyi bir tarafı yok mu ya? Hiç, bir insanın 9 tane kötü tarafı varsa bir tane iyi tarafı vardır. Bırakalım o iyi tarafı, ya yemek ne güzel oldu desin. Bu güzel, bak şu elbise sana nasıl yakıştı desin. Yani böyle sıcak bir pozitif bir şey, pozitif iletişim olursa emin ol o evlilikte, hasar gören evlilikte sevgi, böyle sönmeye yaklaşan sevginin tekrar filiz verdiğini görürüz. Yani hele bu dönemde biraz şey oluyor galiba, hani böyle nişanda, düğünde takılan takıların kavgasına kadar gidiyor mesele yani. Sofra neden bu yemeği yapmadığından başlayıp senin annen de zaten... Bir defa ben böyle alışveriş merkezinde tuvalet kağıdı 6'lık mı olsun 8'lik mi olsun diye kavga ediyordu bir çift. Gerçekten. Yani hocam, demek ki işte o artık tükeniyor mu birçok şey? Tükeniyor yani orada. Sabır, yani birikmiş orada bir şekilde patlıyor. Yani burada taraflar, yani bir kayıktasınız. Birisi kayığı salladığı zaman siz de sallar mısınız? Tepetaklı olursunuz. Şimdi bu iki tarafta öfkeliyse artık bir kayıkta giden iki yolcu gibisiniz. Birini sallıyorsa diğeri sallamayacak kayığı. Onun için bu eşimizle olan, yakınlarımızla olan ilişki şeye benzer. Ateşle olan ilişkimize benzer. Mangaldaki ateş var ya, fazla yaklaşırsak yakar. Yapış yapış. Çünkü her insanın özeli vardır. Her insanın sessiz zamana ihtiyacı vardır. Çok uzak olursak bu sefer
faydalanamayız, zarar görürüz, üşürüz, hasta oluruz. Dengeli bir şekilde mesafeli durabilmek, buna da emosyon regülasyon deniyor yani, duygu regülasyonu deniyor. Duygularımızı ayarlayabilmek ve ateşle olan ilişkimiz gibi ayarlayabilirsek hem sevgi olur, hem de böyle durumlarda, yani bu şey döneminde de, korona karantina günlerinde burada mesela fazla yaklaşmak zaten sakıncalı. Böyle yani duygularımızı kontrol etmeyi başarmamız gerekiyor. Hocam ama mesela insanın işine nasıl fazla yaklaşması? İkisi de karantinada diyelim bir aydır. Mecbur kalıyorsun, yaklaşıyorsun. Bir de mesela aynı evdesin mesela. Ne yaptı? Kaçacak yer de yok. Aman dedin. O zaman onları da takip. Demek yani ki şimdi hiçbir problem yok mesela ilişkide. Şimdi problemleri konuştuk. Hiçbir problem yok ama tek problem evden çıkamama hali. O çiftlere ne öneriyorsunuz? Hem çıkamıyorsun bir de sarılamıyorsunuz. Değil mi? Sarılamıyorsunuz. Eğer sosyal mesafeyi abartırsanız sarılamıyorsunuz ama eşinizde böyle durumlarda şey yoksa dışarı çıkmıyorsa, yani riski yoksa vesaire, o da evdeyse. Dışarı çıkma riski yoksa, dışarı çıktıktan sonra gerekli önlemleri alıyorsa böyle durumlarda korona günlerinde insanın sarılarak yatmasından bir mahsur yok. O derece abartmamak da gerekir. Yani burada eşinin bir öksürüğü, ateşi, herhangi bir solunum sıkıntısı, başka bir böyle sebebi açıklanamayan bir halsizliği, yorgunluğu falan yoksa böyle durumlarda o zaman bir sosyal mesafe devreye girer. Ama onun dışındaki durumlarda yani ağızda maske aşk olmaz. Değil mi? Evet hocam, bence de olmaz. Ama bu sefer de hani fazla beraberlikten gözün üstünde kaşın var noktasında atışmalar başlıyor. O durumlarda mesela eş de çalışmıyor, hanımefendi de çalışmıyor, evdeler. Bütün gün evdeler. Bir ay olmuş evdeler. Ne öneriyorsunuz mesela? Öyle çiftler de var çünkü. Artık birbirimizi yiyeceğiz çünkü can sıkıntısından kavga etmeye başlıyorlar bunlardan. Doğru. Yani bu kaygı yükseliyor. Kaygı yükselince böyle durumlarda öfkelilik artar. Öfkelilik artar. Sebepsiz şeylere incitilme, öfkelenmeler olur. Yani bu beklenen bir durum. Yani bunların olması doğal. İşte öfke olduğu zaman, iki tarafın birden öfke olduğu zaman erkek beyniyle kadın beyni stres altında farklı çalışır. Yani erkek beyni stres altında zihinsel sığınağına çekilir. O zihinsel sığınağında böyle sonuç odaklı düşünür. Düşünür, yani nasıl çözeyim, nasıl yapayım? Ama bu arada konuşmak istemez erkek. Zihinsel sığınağına. Erkek beyninin şeyi öyledir. Yani erkek beyni, sol beyin baskındı, eril beyin. Sol beyin mantık, muhakeme, analiz, hesaplama, hep nedensellik, sonuç odaklıdır. Kadın beyni de sağ beyin ağırlıklı. Duygular, estetik, müzik, heyecan, sanat, bunlarla ilgilidir. Kadın beyni de stres altında farklı çalışır. O da paylaşarak rahatlamaya çalışır. Yalnızlığı gidererek rahatlamaya çalışır. Şimdi erkek konuşmak istemiyor. Zihinsel sığınağına çekilmiş. Kadın da konuşarak yalnızlığı gidermek istiyor. Böyle durumlarda ikisi tam kutup haline geliyorlar. Onun için muhakkak o kayıktaki örnek gibi birisi sinirliyse diğeri öteleyecek sinirini. Bunu diyorum, şu anda eşime bir şeyler söylemem gerekiyor. Onun gerekiyorsa silkelemem gerekiyor. Ama zamanlama yanlış diyeceksiniz. Yanlış deyip onu bir kenara yazıp daha sonra uygun bir zamanda bunu söyleyebilmek. Çünkü ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz de önemli. Böyle durumlarda yani bir insan yaralıyken düşünün, veyahut da bir evcil hayvanlar var. Kedimiz yaralı diyelim mesela. Kendisini sevdirmez kedi. Niye? Bu istemediği için değil. Yani incinmekten korktuğu için. İşte erkek de kadın da stresli olduğu zaman sarılmaz, cevap vermez, konuşmaz. Bu onun eşini istemediğinden değil, incinmekten korktuğundan böyle davranır. Öyle durumlarda yani baktığınızda o bir şeye üzülüyor, morali bozuk. Ona biraz sessiz zaman tanımak, yani buna saygı duymak onun durumu. Arada bir fırtınaya da fırsat vermek gerekiyor. Yani aslan gibi bazı erkekler gürler, kafesten gürler, bir şey yapacağım zanneder. Halbuki kimseye zarar vermeden geçer gider. Hani yani bu nedenle bu o arada onun kükreme hakkı tanımak ona, böyle şiddete tabii kesinlikle izin verilmez. Ama bunun için böyle durumlarda aile içerisinde böyle devamlı evde kalmanın şeyi olursa, mesela bağırmaya çağırdı diyelim eşiniz. Bağırmaya çağırdığı zaman yani o bazı insanların şey tarzı odur.
bağırıp çağırarak karşı tarafın üzerinde hakimiyet kurmaya çalışır. Karşı tarafın üzerinde kontrol sağlamaya çalışır. Kendi yetersizliğini mi bu şekilde belirtiyor? Yani yetersizliği, krizi çözemediği anda böyle bir... Aynen öyle. Öfkelilik de yani karşı tarafı eleştirerek, karşı tarafın kendisi kötü hissettirerek kendini ben güçlüyüm, bu evde güç bende, kontrol bende, patron benim demeye çalışır. Şimdi bu bizim kültürümüzde kadının gölgede kaldığı bir kültürdü yakın zamana kadar. Ve itaat duygusu özellikle otomatik çalıştı, enteresan. Olsun hocam, renkli oldu. Bilgisayardan kapalıydı ama. Olsun. Evet, burada ne söylüyorduk? Yani itaat ve erkeğin birden öfkelenmesinden bahsediyoruz. Öfkelenmesi. Erkek birdenbire öfkelendiği zaman böyle durumlarda onun öfkelenmesine fırsat vermek gerekiyor. Mesela bağırıp çağırmaya başladı. Bağırıp çağıran bir erkek artık düşünen beyniyle değil, hisseden beyniyle hareket ediyor. Yani aklı kenara gitmiş, duygularla hareket ediyor. Böyle durumlarda onun, yani onun hisseden beynine, siz de hisseden beyninizle cevap verirseniz, o bağırınca siz de bağırırsanız, o öfkelenici siz de öfkelenirseniz, bu müddet sonra o kontrolü kaybeder. Sonunda pişman olacağı şeyleri yapabilir. Pişman olacağı şeyleri yapabilir ve yaptığı, pişman olacağı şeylerden, yaptığı şeylerden daha sonra kalbini kırdığınız için üzülmeye başlıyor bu böyle durumlarda. Şimdi bu, böyle bir şey varsa ya şöyle denebilir mesela. Ya ben seni anlamak istiyorum. Biraz yavaş konuşur musun? Bağıran erkeğe bunu dediğin zaman. Şimdi bunu dediğin zaman onu hisseden beynini kullanıyor. Siz ona düşünen beynini kullanmayı söyleyeceksiniz. Düşünen beynini kullanmaya başlaması demek onun ya yavaş bağırmak mümkün olmadığı için düşünecek şöyle ya ne demek istiyor bu diye. Yavaş bağırmak mümkün değil. O halde ne olduk? Onun ezberini bozduk. Onun savaş alanı neydi? Ormandı. Bağırıp çağırıp hakim olmak. Onun savaş stratejisi bağırıp çağırmak. Sizin savaş stratejiniz akıl olmak. Bak bununla ilgili ben bir şey örnekeyim. Büyük İslam alimlerinden İmam-ı Azam var. O bir gün talebeyle giderken boynuzlu inek geliyor, iki tane böyle kocaman boynuzu olan. O büyük imam şey yapıyor. Bu ineğin arkasından dolaşarak geçiyor. Talebelerden birisi diyor ki biraz da böyle iğneleyerek, hocam korktunuz mu bu öküzden diyor. Diyor ki onun boynuzu varsa benim de aklım var diyor. Değil mi? Yani onun boynuzu var diye onun önüne gidilmez ki. Yani şimdi bu böyle durumda bağıran bir insana karşı aklınızı kullanacaksınız. Yani evde liderlik duygularla sağlanmaz, akılla sağlanır. Yani onurumuz aklımızla kururuz. Bunun için böyle durumlarda hislerimizle değil aklımızla hareket etmeyeceğiz. Mantığımızla, duygularımızla değil mantığımızla hareket edeceğiz. Düşünen beynimizi kullanırsak böyle öfkelenen kişiye bak ben seni çok seviyorum fakat bu öfkeli halin beni çok rahatsız ediyor. Lütfen beni yalnız bırak diyebilirsiniz. Mesela hiç karşılık vermeye lüzum yok o anda. O ona ceza olarak yeter. Hı hı. Bana bağırmadı. Bana karşı, çünkü karşılık versen besleyeceksiniz onun öfkesini. Bazı insanlar öfkeyle beslenirler, onu söyleyeyim. Öfkeyle beslenirler. Onu yenmenin en güzel yolu tepkisi ona karşı nötr durmaktır. Öfkeyle beslendikleri için besinsiz kaldı gibi hissederler. Daha çok öfkelenirler. Konuşsan da niye konuşmuyorsun derler mesela. Öyle bir şey söyle, sen de bağır vesaire, değil mi? Diye konuşurlar. Böyle durumlarda söyleyip şöyle bak sen şu anda öfkelisin. Mantığınla aklını hareket etmiyorsun. Hislerinle hareket ediyorsun. Hislerle hareket eden insanla konuşulmaz. Onun için ben konuşmak istemiyorum. Bunu bir kenara yazıyorum. Daha sonra konuşacağım. Derseniz karşı tarafta düşünen beynini devreye sokarız. Onun için öfkeli bir kişiyle konuşurken dikkat odağını değiştirmek, ilgi odağını değiştirmeye çalışmak gerekir. Öfkenin en güzel çaresi ertelemektir. Evet. Yani kendimiz de öfkeleniyorsak, yani burada sadece erkekler öfkelenmiyor, kadınlar da öfkelenebiliyor. Yani kadınlar zaten depresyonu daha çok ağlayarak böyle duygu ifadesini daha kolay yaptıkları için, ağladıkları için yani depresyonu daha çok yaşıyorlar. Erkekler de depresyonu örtülü bir şekilde yaşıyorlar. Yani bu maskeli depresyon yaşıyorlar. Öfkelilik şeklinde yaşanan depresyon türleri var. Ben hiç unutmam bir gün böyle bir eczacı dostumuz vardı. O eczacı dostumuz şey yaptı. Böyle büyük ölçüde bağırıyor, çağırıyor. Eşi dedi ki ya bu kalp krizi geçirecek. Her şeye bağırıyor. Kapının eşiyle bile kavga ediyor.
Evet ne yapayım dedi. Daha sonra gördük, baktık gizli depresyonu var. Gizli depresyonu nedeniyle, bu öfkelilik şeklinde yaşıyor depresyonu. Bir ilaç verdik, antidepresan. Hem öfkeliliğe etkili hem de depresyona etkili bir ilaç verdik. O kişi 3 hafta sonra geldi, artık hiç şey yapmıyor. Hiçbir şeye bağırmıyor, hiçbir şeye kızmıyor. Herkes memnun, gayet iyi filan. Sonra iyi gidiyordu. 3 ay sonra bir daha geldi, ben bu ilacı keseceğim dedi. Niye keseceksin ya dedim, bak öfkeli değilsin, sinirlerin daha rahat, tansiyonun düştü. Ya dedi, ben bağırıp çağırmayınca kendimi kadın gibi hissediyorum dedi. Ağlıyor ama ağlıyor. Yani enteresan değil mi? Bak kültürel evet. Olarak besleniyor oradan. Bağırıp çağırdığı zaman ben erkeğim duygusuyla yaşıyor. Bu kültürel beslenme var burada. Evet. Ya bu düşünce alışkanlığını değiştirmedikçe o öfkesi onun için şey olur. Yani zarar verir ona. Erken yaşta kalp krizi geçiren birçok insan böyledir. Ya bu öfke çünkü kalp damarlarını şey yapar, ciddi şekilde damar direncini artırıp damar daralması yapıyor. Bu nedenle stres yönetimi bu anlamda çok iyi. Bir de siz şey söylemiştiniz, yarım kaldı. Bu üçüncü dalga, üçüncü nesil psikoterapiler dedik. Evet. O psikoterapilerde kontrol duygusu önemli. Bir de insanın yüksek bir güce, yüksek bir değere inanması ve sığınması çok önemli burada. Yani o kişinin inanç sistemi neyse, koruyucu melek olabilir, işte İslamiyet'teki tek tanrı, tevhid inancı olabilir. Böyle durumlarda o kişinin gücünün yetmediği zaman onu duyacak, onu işitecek, onu yardım edebilecek, her şeyin kontrolü onda olan, her şeyin anahtarı onda olan bir güç var. O beni anlıyor, yalnız değilim duygusunu yaşadığı zaman kişi o stresini, o yüke teslim oluyor, tevekkül ediyor. Evet, teslimiyet oluyor ve rahatlıyor. Ama bunun için bütün elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra bunu. Bütün tedbirleri aldıktan sonra bir sınavda da biz bunu öğrencilere sınav kaygısı için söylüyoruz. Sınavda devamlı sonucu düşünenler sınav kaygısını yenemiyorlar. Hep sonucu düşündüğü zaman ya acaba kazanacak mıyım? Acaba kaç alacağım? Acaba girecek miyim? Ne olacak deyip sonuç odaklı olan kişi kaygısı yükseliyor. Ama sonuç odaklı değil, süreç odaklı olan kişi ise ya ben buradan başarılı olmak için günde şu kadar test çözmem lazım. Şu kadar çalışmam lazım. Onları da yapıyorum. O halde başarılı olmam için bütün benim görevim başarılı olmak değil. Başarılı olmak için elimden geleni yapmaktır diyorsa stres kayboluyor. Onun için burada da insanın koronavirüste yakalanmamak gibi bir bizim sorumluluğumuz yok. Koronavirüse yakalanmamak için elimizden geleni yapmak gibi bir sorumluluğumuz var. Yapmazsak bedelini öderiz burada. Yani bunun için bu bilimsel kurallara uygun bir şekilde yani dışarı çıkmamız gerekiyorsa ona göre çıkmak, ona göre mesafelerimizi korumak ama ondan sonra bu böyle durumlarda zihinsel sığınağımıza işi bırakacağız. Eğer bunu yapamazsak zihinsel sığınak yani burada yani sağlam inancı olan kişiler böyle daha şanslılar. Sağlam inancı olmayanlar böyle durumlarda afallıyorlar. Mesela ben Japonya'ya gitmiştim yıllar önce. Orada Tokyo'nun merkezinde tapınak var. Karga tapınağı. Enteresan. Oraya girdim. Orada insanlar geliyor. Bir havuz var. Para atıyorlar. Bu beni bir sene koruyacak diyorlar. Şimdi bunu o anda böyle hani saf eğitimsiz insanlar buna inanır. Ama eğitimli bir insan ya bu tapınak beni niye korusun ya diye inanmaz. Ne olur? Yalnız hisseder kendini. Onun için modern insanda özgüven olduğu için modern insanda bağımsız düşünme bir yeteneği olduğu için modern insan böyle şey sığınak zayıf sahte sığınaklardan sahte zihinsel sığınaklar tatmin etmiyor modern insanı. Onun için modern insan sorgulayan insan, bağımsız düşünce yeteneği olan, özellik duygusu olan bir insan, her şeyi sorguluyor. Sokratik sorgulamayı yapmadan bir şeyi aklına almayan bir insan. Böyle bir insana öyle klasik tanrılar işte klasik hikayelerle olmaz. O kimseye akla uygun inanç sistemleri olur. Bu da akla uygun en inanç sistemi hangisi biliyor musun? Tevhid inancı. Onu ayrıca konuşuruz. Yani Allah'ın birliğine olan inanç. Bu kötülükler neden var? İnsan özgür irade nedir? Yanlışlar neden yapıyor insan? Bütün bunların olduğu kötülüğü neden insan kötülük yapar? Kötücül duygularımız neden var? Bunu başlı başına bir konu.
bunları konuşabilirsek eğer... Ben Şaban'a yazayım hocam, onunla ilgili de bir yayın yapalım. Vallahi kitaplarınız da yetişmedi. Yayın evi yolladı aslında bana. Bugün gelecekti. İşte kuryeler durumdan evet. dolayı getiremedi. Ben okuyayım. Bu meseleyi de konuşalım, çok isterim. Hazır ya, böyle korona günlerinde bir vakit ayırırsanız çok sevinirim. İnşallah, inşallah. O İnanç Psikoloji kitabında yani kötülük sorunu, şer sorunsalı diye bir bölüm var. Şer sorunsalı. Şer neden var? Kötülük neden var? Yani burada bu inancı olan bir kimse böyle, sağlam inancı olan bir kimse böyle durumlarda müthiş. Bir de inancın verdiği iç huzur oluyor insanda. Ya ben elimden geleni yaptım. Beni bilen, anlayan, ya hayatına anlam katıyor insan. Yani anlam, anlamlı yaşıyorsun. Anlam arayışı var insanda çünkü. İnsan diğer canlılar gibi değil ki. Yemek, içmek, üremekle yetinebilen bir varlık değil. İnsanda son derece yüksek duygular var. Yani soyut kavramlar var. Kavramsal düşünce var. Soyut düşünce var. Sembolik düşünce var insanda. Diğer canlılarda yok ki bunlar. Yani diğer canlılar ya bu dünyaya niye geldim diye sormaz ki. Bu insanlık yeniliği arama genimiz var bizim. Diğer insan canlılarda olmayan bir gendir. İnsanda var. Yeniliği arama geni. 1000 sene önceki evimizde şimdiki evimizi aynı yapmıyoruz ama bir karınca, bir örümcek aynı yapıyor evini. Bu gibi metabolistler genler var. Zihin üstü genlerimiz var. Yani zaman algılama geni var. Geçmiş ve gelecekle ilgili. Diğer taraftan başka bir gen var yine. Ölüm algılama geni. Yani öleceğini bilen tek varlık insan. İnsan dışında hiçbir varlık yani, ölümü düşünmüyor, sorgulamıyor. Dediniz ki en son insanın bir anlam arayışı var. Yeniliği arama geni var. Ölümden korkuyor insan. Tam olarak o noktada bir virgül koyalım demiştik. Lütfen buyurunuz hocam. Tabii insanda şimdi diğer canlılardan farklı olarak ölüm arzusu, ölüm bilinci var insanda. Ölüm, yani öleceğinin farkında bir insan. Diğer canlılar düşünün mesela bir kesimhaneyi düşünün. Hayvan oraya getiriyorsunuz. Diğer birlikte olduğu hayvanlar sırayla kesiliyor. Otlamaya devam ediyor. Hiçbir şeyden farkında değil. Ya sadece kesileceği zaman bir hisseder. Daha sonra tabii kesiliyor. İnsan öyle değil. İnsan yani çocuğunun ne olacağının, çocuğun nefes almasını bile bir hassas bir anne gece kontrol ediyor acaba bir şey var mı diye. Yani böyle özellikle düşünen insanlarda bu daha fazla oluyor. Yani sıra dağdaki çoban gibi affedersen şey anlamında söylemiyorum. Hani böyle daha az düşünüp ama temel ihtiyaçlarını karşılayan diye bir insan düşün. Bu insan yani sıradan şeylerle mutlu olur bu insan. Sıradan şeylerle. Hatta iki tane çobanın sohbeti varmış böyle. Osmanlı döneminde iki tane çoban oturuyorlar. Birisi işte bir soğan ekmek yiyorlar böyle. Ya padişah ne yapıyordur acaba diye soruyor birisi. Ne yiyordur acaba diye soruyor. Ya yese soğanın cücüğünü yiyordur diyor. Ya evet, çünkü başka bir şey bilmiyor ki. Bilmediği bir şeyi nasıl sorgulayabilir? Tabii, yani vizyon dediğimiz şeyden bahsettiniz tabii, aslında. Daha fazla bilen insan böyle durumlarda daha çok yani düşünen insan, sorgulayan insan, entelektüel seviyesi yüksek insan böyle durumlarda felsefeyle uğraşan insanlar bu nedenle varoluşu sorguluyorlar, hayatı sorguluyorlar, niçin varım diyor, hayatın anlamı nedir, sonsuzluk nedir, sonsuzluktan sonra ne vardır? Ya bu koronavirüs emin ol insanlar bu soruları sordurtmaya başladı. Yani varoluşsal sorunları insanlar daha çok düşünmeye başladı. Çünkü ölümün yakın olduğunu gördü insanlar. Ve yani böyle durumlarda ölüm aslında şeydir. Yani yaşamın devamıdır, bir parçasıdır. Ölümden korkup korkmamak bizim seçimimizdir. Eğer seçimimizi doğru yaparsak korkmayız. Zamanı gelince ölümle yüzleşiriz. Ama ölümden sonrasıyla ilgili yaşam felsefemizde böyle ikinci bir hayat olarak görüyorsanız, iyi insanların iyi yere gideceğini, kötü insanların kötü yere gideceğini görüyorsanız bu dünyada iyi insan olma konusunda hesap verebilme duygusu mu olur? Çünkü hesap verme duygusu bir insan bizim iyi niyetli olmamız, iyi vatandaş olmamız, hatta iyi dindar bir insan olmamız bizi iyi insan yapmıyor. Bizim hesap verebilir olmamız bizi iyi insan yapıyor. Bak dindar insan eğer kendine yaratana karşı hesap verebilir soruyorsa o zaman gerçek dindar olur. Yalan söylemez, kul hakkına dikkat eder. Ama hesap verme duygusu olmayan bir dindarsa o şekilsel dindardır. Gardırop Müslümanlığıdır o. Onun için hesap verme duygusu önemli. Bir insanda
hesap verme duygusu ki bu duygu da vicdan yapar burada. Vicdan önemli. Bunu söyleyecektim şimdi. Yani insan ilişkilerinde böyle hukuk kanunların önündeki bizim hukukumuzu koruyan şey, yasalara karşı hukukumuzu koruyan şey nelerdir? Yasalardır. Devlete karşı bizim menfaatimizi koruyan, bizim hukukumuzu koruyan şey yasalardır. Peki sosyal normlarda nedir? Böyle insan ilişkilerinde hukukumuzu, sosyal ilişkilerde haklarımızı koruyan, menfaatimizi koruyan şey geleneklerdir, sosyal normlardır, sosyal kurallardır. İşte yani nazik davranmak, saygılı davranmak, başkanın hakkını yememek gibi. Ama bunlarda hepsinin bir kendi geri bildirimi var, öz denetimi var, kontrolü var. Ama tek kontrolü şey olmayan şey vicdan. Vicdan da insanın diğer insanlara ahlaklı davranmamanın normlarını belirler. Ahlaki normları belirler. Eğer burada bizim vicdanın hesap duygusu taşımıyorsa bir insan, o insan muhakkak satılık bir fiyatı vardır o insan. Çünkü hesap verme duygusu yoktur. O her insanın, burada vicdan önemli bir insanın. Yani vicdana karşı, onun için kamu vicdanı deniyor. Yani mahkeme karar verirken hakim kendi vicdanına göre kararmıyor. Kamu vicdanı diyor. Yani kamu vicdanının demek o kolektif vicdan demek orada. Ortak vicdan demek. Toplumun vicdanı demek. Kamu vicdanı yani burada toplum bir insan kendi vicdanını oluştururken ve sosyal normları, toplumun normlarını ve evrenin normlarını hepsini düşünerek kendi vicdanını oluşturur. Peki Vicdan hocam, buyurun, 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 buyurun. vicdan iç sestir. Vicdan iç sestir. Zihinsel jüridir. Bunlar varsa bir insan daha az hata yapıyor. Peki bu bizde doğuştan olan bir yetenek mi? Yani Hayır. şöyle, Nevzat Tarhan Cansu'dan daha neden vicdanlı? Bu biz aynı vicdani oranda mı yaratılışımız gereği doğumda fizyolojimizde, biyolojimiz aynı teraziye konulmaz da teşbihte hata olmasın. Aynı mı başlıyoruz? Sonra neye göre gelişiyor ya da köreliyor bu? Vicdan duygusu sonradan gelişen bir duygu. Ha. Doğuştan vicdanlı olmaya doğru eğilim olarak doğuyoruz. Her insanda vicdanlı olmaya eğilimli olarak doğar. Mesela bu hayvanlarda yoktur vicdan gibi bir şey. Vicdan duygusu, yani vicdan duygusu ne? Başkasının hakkını, hukukunu da gözetmek vardır. Merhametli olmak vardır. İyilik yapmak vardır. Paylaşmacılık vardır. Yani bu böyle durumlarda o vicdanın içerisindeki iç ses, bir kimsende yani kişi kendini geliştirdikçe o ilim sahibi olanlarda vicdan olmayabilir. Alim olur ama zalim de olabilir bir kimse. Ama alim bir insan arif olabilirse ne olur? Vicdanlı olmak konusunda avantaj olur. Çünkü irfan sahibi bir kimse sadece kendini şekillendirmeye çalışmaz. Başkalarının da iyi ve güzel yönlerini görüp onlarla insanlara da faydalı olmaya çalışır. Yani sadece kendini düşünmez. Bir insanın ilmi vardır ama son derece egosu yüksektir. Alçak dağları ben yarattığım gibi doluşar. Bu insanda vicdan olmaz. Her şey hak duygusu kendine yöneliktir. Mesela narsistik insanlarda vicdan olmaz. Yani onun vicdanı çıkarıdır. Vicdanı cüzdanıdır o insanların. Onun için vicdanın böyle durumlarda ortak vicdan, yüksek vicdan olması gerekiyor onun için. Böyledir. Hatta böyle vicdanla ilgili sosyal normların oluşması çok önemli. İnsan burada da vicdanı sonradan gelişiyor vicdan. Doğuştan değil. Yani bir insan öyle olursa adaletsizlik olur bak. Her insan böyle ya herkes zengin olamaz. Herkes güzel olamaz. Herkes böyle başarılı olamaz. Herkes meşhur olamaz. Ama herkes iyi insan olabilir. Herkes. Yani yaratılıştan her insanın iyi insan olması konusunda insanlar eşit yaratılmışlardır. O halde insan doğuştan adildir bu düzen. Çünkü fiziksel görünüme göre eşit değil insanlar. Doğduğu şarttaki imkanlara göre eşit değil. Ama iyi insan olmak, vicdanlı insan olmak konusunda herkes eşit. Yani bir insan vicdansız olduysa o kişi bir şekilde kendi vicdanlı olmayla ilgili olumsuz ortamlarda doğabilir, olumsuz ortamlarda yaşayabilir. Ama daha sonra o kimse kendi içinde niyetini vicdanlı olmak için niyet çok önemli bak niyet. Biz şu anda son yıllarda niyetin nörobilimi ortaya çıktı. Niyetin
nörobilimi nasıl oluyor ya diye merak edilebilir. Evet. Niyet kelimesi. Ben soracaktım. O nasıl oluyor ya diyecektim şimdi. Tamam, doğru, aynen öyle. Niyet kelimesi, beyinde ayna nöronlar var. Frontal lobda. Evet. O frontal lobdadır daha çok onlar. Telsiz internet gibi çalışır. Alın bölgesinde, ön bölgede. Telsiz internet gibi çalışır. Bu ayna nöronlar iyi niyetli kişilerde, karşı tarafın beyninde, mesela yüksek sevgi duygusu olan kişilerde de oluyor. İyi niyetli, yüksek sevgisi olan kişilerde, samimi olan kişilerde, karşı tarafın beyninde de aynı bölgeleri harekete geçiriyor. Buna, onun için ayna nöron diyorlar. Kişide. Yani iyi niyetli olan, samimi olan, doğru, kendi inandığı şeyleri doğru, ciddi şekilde savunan kişiler, yanlışa inansa bile karşı tarafa yanlışı ikna ediyorlar. Ama bir insan yaptığı işe kendi inanmıyorsa ikna gücü düşüyor. Enteresan. Onun için şu anda şirketler satış elemanlarını yetiştirirken, yani yaptığınız işe kendiniz inanmalısınız diye yetiştiriyorlar. Daha önce sen inanmasan bile rol yap diyorlardı. Evet. Yani böyle satış elemanlarına. Rol yap diyorlardı. Sen inanmasan bile yap, bu böyle güzel de diyorlar. Şu anda sen inan, önce sen inanacaksın ki buna karşı tarafı ikna edebilesin diyerek, yani çalışanlarına, pazarlama elemanlarını ikna etmeyi, nöro pazarlama tekniği değişti. Peki mesela Amerikalıların da bir lafı vardı, hani fake it till become it diye. Hani böyle kendini de kandırıp ikna edebiliyorsun galiba. Tabii. Fake atarak. Değil mi? Tabii işte o eski anlayış. Şimdi bu nörobilimin gelişmesinden sonra iyi niyetin sihirli etkisi var. Büyüleyici, evet, etkisi var iyi niyetin. Yani onun için bir insan yanlışa da inansa, o yanlış onun beyninde ayna nöronlar harekete geçiriyor. Karşı tarafta güçlü duygular uyandırıyor. Güçlü duyan uygularını. Onun için böyle insan, yani iyi niyetli ve samimi olmanın nörobilimi konuşuluyor. Böyle durumlarda bu tarz kişilerde güçlü duygular ortaya çıkıyor. Karşı taraf etki ediyor. Yani buna da hatta nonverbal iletişim deniyor. Sözsüz iletişim. Sözsüz iletişim. Tabii. Nonverbal iletişimde nonverbal iletişim ne vardır? Söylenen sözler vardır. Nonverbal iletişimde ne vardır? Beden dili. Beden dili vardır, eşik altı vurgular vardır, ses tonu vardır, söyleyiş tarzı vardır. Bütün bunlar nedir? Bir insan inandığı bir şeyi söylerken yüzünün yarısı güler, inanmayan bir kimsenin yüzünün bir kısmı güler, bir kısmı gülmez. Yüz okumada anlaşılır bu. Yani bu insan bu anlatıyor ama yani yüzünün altı gülüyor, üstü gülmüyor mesela. Böyle olur. Karşı taraf bunu okuyor onu. Yani tabii, belki kanıtlayamıyor ama ya bu adam samimi değil ya diyor. Anlatıyor ama kendisi gözleri çok boş bakıyor, anlamsız bakıyor diyor. Ağzından ne çıkarsa çıksın duygu aktarımında sınıfta kalıyor. Aynen öyle. Duygu aktarımı yapamıyor kişi. Duygu aktarımı tam yapamadığı için iletişimin %80'i duygu aktarımıdır. %20'si direkt konuşma aktarımıdır. %80'i ne demek? Yani karşı tarafı iknada beden dilimiz, söyleyiş tarzımız, ses tonumuz, o işe inanıp inanmadığımız, her şeyimizin duygu aktarımı ön plana çıkıyor. Yani bu nedenle iyi niyet çok önemli. Biz inandığımız bir meselede, bir davada iyi niyetli olabilirsek karşı tarafı ikna etmemiz daha kolay oluyor. Peki hocam, ben bir şey daha soracağım, evet, şimdi. Bu bahiste de artık sizi çok yorduk, kapatırız. Kitap gelince de başlı başına bir program daha yaparız inşallah. Tabii. Şey hocam, şimdi çocuklar, o çocuklar da evdeler ya. Bir eşler arasındaki çiftlerin kendi diyaloğunda işte çok önemli, aslında siz dediniz ki bu iki sihirli kavram, şefkat kavramı ve nezaket kavramı, onu öğrendik. Ben de not aldım, hepsini paylaşacağım da, sizi de taglerim. Ama çocuklar, mesela çocuklarına bağıran anneler, annelerini dinlemeyen çocuklar, Eva TV'de televizyon karşısında durmayan, ödev yapmayan, sınava hazırlanıyor, disiplini kaymış, kaygıdan, yani tamamen çocukların durumu başlı başına bir program konusu da, bu bahiste size bir yorumlamanızı rica edeceğim. Bu dönemde çocuğu olan ebeveynler ne yapsın? Çocuklara, özellikle sınava hazırlanan çocuklara da neler tavsiye edersiniz? Yani burada şimdi bu küçük çocukları olanlar için okul bir nefes almaydı anne için. Nefes alıyordu. Çocuk okula gittiği zaman bütün ev işlerini, her şeyi yapıyordu. Birçok şey rahatlıyordu. Yani kendisine de zaman ayırabiliyordu o dönemde. Yani okul çocuğu döneminde. Şimdi o bütün çocuklar evde. Annenin tepesine çıkıyorlar. Baba da çoğu zaman evde oluyor. Burada şimdi burada tabii yeni bir durum var. Yeni durumunda
Yani yeni senaryo yazmak lazım. Eski senaryolarla oynayamayız bu dönemi. O halde dünle beraber gitti, düne ait ne varsa. Şimdi gitti. yeni Aynen. sözler Çünkü söyleyeceğiz. aktörler değişti. Evet. Aktörlerin rolleri değişti daha doğrusu. Yani şu anda aynı aktör ama rolleri değişti. Çünkü dışarıda olan kişiler evde şu anda rol olarak evde. O halde yeni duruma göre yeni senaryo yazacağız. Ne yapacağız? Bu böyle durumlarda işte zihinsel esneklik ön planda. Yani düşünce katılı olan kişiler burada, inatçı kişiler kaybediyorlar, çatışma yaşıyorlar. Yani anne çocuk, baba çocuk savaşları varsa orada kaybedenler hep büyükler oluyor. Yani bu nedenle böyle durumlarda yapılacak şey çocukla, yani burada evde anne babanın iletişimi çok önemli. Anne ve baba aynı zamanda ikisi eş zamanlı olarak anne ve baba ortak bir dil oluşturuyorlarsa, yani burada aile içerisinde koalisyonlar oluşmamalı. Anne baba bir koalisyon olmalı. Yani anne çocuk bir çocuk, baba bir çocuk koalisyon oluşursa o evde huzur olmaz. Evet. Yani evde karı koca bir koalisyon oluşturacak. Çocuklar da kendi içinde koalisyon olacaklar. Bir problem olduğu zaman çocuklar konuşacaklar. Anneye babaya gidecekler de şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye ortak söyleyecekler. Yani anne baba da onların problemlerini önce, kardeşler arasında bir çatışma varsa önce aranızda çözmeye çalışın, çözemezseniz bize gelin diyecekler. Anne baba ortak dil kullanacak burada. Böyle bir şey olursa çocuklar üzerinde anne baba liderliğini kabul ettirirler. Böyle durumlarda en bir çocuğa en büyük ceza nedir biliyor musun? Bağırıp çağırmak, tellik fırlatmak değil. Annenin babanın sevgisini kaybetme korkusu. Ya annenin babanın yüzünün düştüğünü gördüğü zaman belki çocuk kendini kötü hisseder. Suçlu hisseder. Onun için burada öyle bir sevgi cömerti olacağız ki çocuğa sevgi vereceğiz ama sevgiyle birlikte disiplin de vereceğiz. Buradaki sihirli kelime çocuklarla ilişkide pozitif disiplindir. Pozitif disiplinde ne var? Çocuğun kusurlarını düzeltmek, onunla şunu giydin, bunu giymedin, bunu yaptın, bunu yapmadın demek değil. Pozitif disiplinde ne vardır? Mesela çocuğa tişört giydireceksiniz. Al şunu giy, giydin giymedin mücadelesi yerine bak oğlum 5 tane tişört sana hangisini istersin diyecek. Çocuk bir tişörtü alacak, özellik duygusunu tatmin edecek, seçecek. Anne de kontrolü kaybetmemiş olacak. Onun için emir vermek yerine seçenek sunmak diyoruz. Emir vermek yerine. Nasihat, konferans vermek yerine böyle durumlarda örnek olmak önemli. Yani adamın bir tanesi var çocuğuna az konuşmanın faziletlerini anlatmak için 4 saat konuşmuş. Evet, maalesef bilinecek bir durum değil mi? Şimdi onun anlattığının faydası olur mu? Olmaz bence. Evet. 4 saat iyiymiş hocam. Bayağı faziletli bir iş olduğunu evet. Kendisi sindirmiş, öğütüyor. Sindirmiş, anlatıyor. Ama karşı taraf, tabii çocuk o anda dinliyor. Belki de cevap verebilemiyoruz ama bu olabilecek bir şey. Belki abartılı bir örnek ama gerçekten çocuklar söyledik söz diliyle değil, hal dilinden anlarlar çocuklar. Evet, evet. Hal dilinde evet. Anlatabilmemiz önemli onlara. Bunu yapabilirsek çocuğumuz en önemli olan çocuk mesela evi günlük planlama yapalım evde. Sabah diyelim ya bak o gün evdesiniz. Bir gün önceden sabah kaçta kalkacağız? Kahvaltıyı kaçta yapacağız? Yani anne baba hep evde diyelim. Sokağa çıkma yasağı var. Saat 9'da kahvaltı yapacağız. Tamam, herkes kalkacak. Kahvaltı yapılacak birlikte. Ondan sonra şu kadar saat televizyon, şu kadar saat ders. Eğer canlı dersler varsa onlar, video, hı hı. Televizyon varsa onlar. Bir daha sonra serbest zaman bırakacağız çocuğu. Bunun gibi günü planlamak böyle. Günü plana ve oyun zamanı beraber. Bunu yaparsak çocuk saat bir dakika kala çocuk annesi müdahale ederse bak ders çalışma hadi ders çalışma zamanı geldi diye anne bir dakika var der çocuk. Eğer çocuk gerçekten bunu uyguluyorsa saat diyelim 3 oldu mu 5 oldu mu pat diye oturur dersin başına. Annenin demesine bile lüzum kalmaz. Hatta bazen anne niye hatırlatmadın der çocuk. Yani bunun için böyle durumlarda yani çocuğa günü planlamayı öğretmek var ya ona hayatı yönetmeyi öğretmekti. Bu kaynak yönetimi, zaman yönetimi kaynak yönetimlerinin en önemli şeyi. Yani zamanı bir havuz gibi düşüneceksin. Girdi kontrolü çıktı kontrolü yapacaksın. Buna göre yani psikolojik kaynaklarımızı, sosyal kaynaklarımızı, parasal kaynaklarımızı hepsini aynı dinamikle yaşıyoruz biz. Bunu önce havuzu büyüteceğiz. Daha sonra onu
akıllı bir şekilde kullanacağız. Ama onun içinde biz ailede, yani önce sevgi cömert olacak anne baba. Ondan sonra sevgini kıstığı zaman çocuk o ceza olarak ona yeter. Evet. Hiç bağırıp çağırmaya lüzum yok. Onun için çocuğa sevdiğini, rahatladığını hissettirmek önemli. Şımartmak tabii burada sevmek derken şımartmak anlamında değil. Yani her dediğini yapmak değil. Nasihat yapıyoruz mesela. Nasihat aslında şey gibidir, kar yağışı gibidir. Yavaş ve devamlı olursa tutar. Nasihat, disiplin. Yavaş ve devamlı olması lazım. Kar yağışı nasıl birden yağarsa tutmaz. Yavaş yavaş uzun süre yağarsa tutar. Disiplin de aynı şekilde. Yani evde sevgi ve disiplin dengesi olacak. Yani içinde korku olan disiplin değil, içinde sevgi olan disiplin gönüllü itaate götürür. Öbürü mecburi itaate götürür. Ama içinde sevgi olan disiplin gönüllü itaate götürür. Anne evde olmasa da onlar o doğruları yaparlar böyle durumlarda. Yani bunun için gönüllü itaati öğretmemiz çocuğa gerekiyor. Bu da yani muhakkak içinde sevgi olan disiplinde olabilecek bir şey. Bu da pozitif disiplindir. Yani çocuğun olumlu yönlerini görüp onları destekleyerek, yani onları takdir, övgü, onay sözleriyle çocuğumuza yaklaşmak. Yani yanlışını düzeltmek değil de çocuğun iyi bir şey, iyi evi topladı diyelim, odasını topladı, bir şey yaptı. Hemen sevindiğinizi belli edin. Öyle abartılı hediye de lüzum yok. Bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, sen benim kahramanımsın demek mesela. Bu gibi şeyler çocukları müthiş mutlu eder. Yani onun için hediyeden daha etkilidir bu. Beden dili, evet. Söz dili. Birçok anne biliyorum ben, iyi niyetli, çocuğunu seviyor ama duygu ifadesi yok. Maske yüzü var annenin. Ya bir ona duygu ifadesi çalışıyoruz. Çocuğa sevdiğini belli etmesini, duygularını ifade etmesini çalışıyoruz. Düzeldiği zaman ailedeki bütün dengeler değişiyor. Çünkü çocuk annem kızıyor mu, sevindi mi anlayamıyor. Çünkü anne maske yüzlü, duygu ifadesi yok. Bazı evet. Kişiler öyle. Yani poker face. Duygu ifadesi yani böyle ne güldü ne sevindi annem. Bu yani poker yüzlü denilen kişiler. Hı hı. Yani bu kişiler emin ol duygu ifadesi olmadığı için diğer insanlarla ilişkilerde ancak işte poker masasında belli etmez ne çıktığını, orada işe yarıyor. Ama ailede yaramaz. Ailede çünkü samimiyet olması gerekir. Kızdığın, evet. Üzüldüğün her şeyinin paylaşabilmek, yanlışı konuşabilmek böyle durumlarda. Ama ya annem babam gizli gündemi mi var duygusu uyandırmamak gerekiyor. Çünkü güven oluşturur o. Yani böyle içtenlik, samimiyet olmak, üzüldüğünüzü yani illa abartmak gerekmiyor. Sevindirik olmak gerekmiyor. Yani uygun bir dille duygu ifadesi çok işe yarar. Samimiyetle. Tabii birlikte. Samimiyetle, evet. Sevgili hocam çok teşekkür ederim. Daha ben rica çok ederim. Sorarım size ama evet, siz tabii evet. Derya değilsiniz, anlatırsınız. Ama vaktinizi de almak istemiyorum. Çok çok teşekkür İnşallah. Ederim. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ben Şaban'a yazacağım. Programda tamam. Uygun bir zaman yine yakalayacağım. İnşallah. Sohbet ederiz. Faydalı. Hoşça kalın sevgili hocam. Saygı ve hürmetlerimle. İyi akşamlar herkese. Hoşça İyi akşamlar. Hoşça kalın.